Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, bu hafta Kayseri'deyiz. Kayseri'ye geldik. Profesör Doktor Ekrem Aktaş'ın yanına geldik. Profesör Ekrem Aktaş neden önemli? Kendisi Erciyes Üniversitesi'nin hocalarından. Benim çocukluk arkadaşım, lise arkadaşım. Ankara'ya transfer etmek için uğraşıyoruz. İnşallah getireceğiz bakalım. 43 yıldır Kayseri'ye hizmet ediyor. İnşallah bir 43 yılda Ankara'ya hizmet edeceğiz. İnşallah tabii. İnşallah, değil mi hocam? Tabii. Şimdi bize son dönemlerde çok yaygın bir şey var. Kendisinden rica ettik, onu anlatacak bize. Nedir son dönemlerde yaygın? O kadar çok geliyor ki hocam, nedir son dönemlerde yaygın? Uyuz hastalığı son birkaç aydır, özellikle sonbahar ve kışlarda zaten genelde yaygın olur. Ama bu dönemlerde bizim işte bütün canını kaybedenlere Allah'tan başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yıkanma sorunu, hijyen sorunları fazla olduğu zaman uyuz da çoğalır. Uyuzun bulaşma şekli nasıl olur hocam? Uyuzun bulaşma şekli %99 bulaşma oranı direkt cildin birbiriyle temas etmesiyle olur. Yani diyelim ki hocamın burasında uyuz varsa ben de böyle direkt böyle böyle yaptığım zaman olur. Temaslar. Böyle temas. Tokayla pek kısa Çok sürede olmaz. nadir, çok Olmaz nadir. Uzun süre böyle uzun Uzun süre. süre Mesela yakın temas. onun yattığı yatakta yatınca Aynı değil mi yatakta yatan yatanlar? çocuk da anne de baba da eşler arasında Olur. olur. Çamaşırlarla, havlularla, mendillerle de indirekt olarak bulaşma yolu vardır ama çamaşır vücuttan çıktıktan sonra yüz havlu ile kurutulduktan sonra 4-5 dakikada ölür. Uyuz dediğimiz bir nedir hocam? Parazittir. Bir Yani bir küçük canlı değil mi örümcek. hocam? Evet, canlı. Şu Bakın şu örümcek gibi. örümcek gibi bir canlı esasında. Bu yürür, günde 1-2 Nerede santimetre yürür hocam? derinin üst yüzeyinde. Yani İçi derinin hemen dersek altında hemen hemen böyle hemen cildimizin hemen altında yürür. evet. Hatta yürüme izleri belli olur Belli mu olur. hocam? Onlara da tünel derler. Her tünelden geçerken de yanında gördüğü gibi yumurtası vardır. Gözle görülmesi çok zordur. Biraz biz mikroskopla veya ya da lupla büyütüyoruz. Çünkü büyüklüğü 0,5 ile 1 milimetre arası. Yani bazen Bakın burada da 10 milimetreye kadar çıkıyor diyorlar. 1 burada da santim açtığı olanlar tünel var. değil mi hocam? Evet, burada vücuda girdikten Cildimiz, sonra burası geliyor. cildimize girmiş, Üst düzey. yumurtalarını bırakmış ve Burada da burada yuva geziyor. Yuva yapmıyor. yapmış kendisi. Dinleniyor, istirahat Dinleniyor. ediyor. Ondan sonra buraya geldiği her zaman ulaştıktan sonra tünelin sonunda küçük bir delik yapar. Buralara da işte tünelin ağzı gibi düşünelim. Norveç uyuzu dediğimiz uyuzda binlerce vardır. Onlar hiç suya girmeyen, sokakta yatan, bağışıklık sistemi bozulmuşlarda tepeden tırnağa saçların Her içinden yerinde olabilir. ayak parmaklarının ucuna kadar kabuklu denir ve çok ağırdır tedavisi. Bu da Onların resmi var. cildimizde görünen mi hocam Yani böyle? bu da cildimizde görülen kaşıntı şekilleri, kaşınır bazen kedi tırmığı gibi tırmıklar şeklinde, bazen papül dediğimiz küçük kabarık sivilce lekeleri şeklinde görülür. Bunun özelliği kaşınır mı hocam? Gece kaşıntısı özellikle En gece. büyük özelliği nedir hocam? Bir daha bir söyler misiniz? Gece ve sıcakta. Kaloriferlerin yanına varınca hasta diyor ki ısınmak için kalorifere varıyorum, kaşıntım sabaha kadar uyutmuyor. Hemen kaçıyorum serin yerlere. Gündüz uyur hasta, gece sabaha kadar tatlı tatlı kaşınır, biraz da düşünür. Yani 50-70 derece arasında çamaşırların kaynatılması lazım. Peki hocam, tedavisinde ne yapmamız lazım? Tedavide ne yapmamız lazım? Tedavisinde çok çeşitli ilaçlar var. Yani şu anda piyasada bulunan 13-14 ilaç adı sayabilirim ama herkes bu ilaçlara ulaşamıyor. Hele zor durumlarda kalanlar, sıkıntılı durumda olanlar ya da köylerde eczane olmuyor bazen. O ilaç alamayan kişilerde de yapma ilaçlarımız var. Ta İbn Sina zamanında yapılmış. Biraz sonra Feridun hocamız gösterecek. Uzun süre, 3 gün mü, kaç gün kullanmaları 3 gündür lazım? tedavi, normalde 3 gündür. Çocukların başına da vücuduna da sürmek lazım tepeden tırnağa. Ama büyüklerin, erişkin kişilerin boyundan aşağı tırnakları kısa kestirilir. Özellikle şu parmak araları, sizin resimde gösterdiğiniz gibi. Şu parmak Parmak aralarına, aralarını özellikle iyice kasık yedirerek sürmek aralarına değil mi lazım. hocam? Bugün
Evet, koltuk altı ve kasıklar, erkeklerde erkeklik organları, kadınlarda meme çevreleri en çok sevdiği yerdir parazitin. Ve biz teşhise önce oralarına bakarız, hastanın orada var mı yoksa tereddütle yaklaşırız. Biz böyle basit, doktorunuza gidene kadar bir krem yapalım size. Ne yapacağımızı anlatalım. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar vazelin, bunun içine dolu dolu şöyle bir çorba kaşığı kadar kükürt. Her türlü baharatçılarda bulabileceksiniz. Kükürt koyacağız. Bakın kükürt koyduk. Sevgili kardeşlerim, bunun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da karbonat koyacağız kardeşlerim. Bir tatlı kaşığı kadar da karbonatımızı koyduk. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunun içine bir tatlı kaşığı kadar da kil koyacağız. Kil de bunların yapısını oluşturmak için yapılan bir şey. Havasız bırakmak bir için. Bir arada tutmak için. Bir arada tutmak için. Aynen hocam. Yoksa burada esas ana tedavi olan hangisi hocam? Kükürttür. Kükürt. Esas tedavi edecek, öldürecek olan kükürt. En etkili madde. Ama sirkenin de çok büyük katkısı var. Bundan da yaklaşık şöyle bir çorba kaşığı kadar da şey koyduk. Doktora gidene kadar ya da eczaneye gidene kadar bir tarif yaptım kardeşlerim. Bir daha söyleyelim. Sirke, vazelin, kükürt ve kil. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi buna birazcık daha kükürt attık. Hocam da söyledi, biraz daha kükürt attık. Karıştıra karıştıra iyice kıvam buldu. Biraz da kil yapalım ki kremleşsin birazcık daha. meyve, sebze yiyeceğiz, sebze. Gördüğünüz gibi 1 kükürt, 2 sirke, karbonat, vazelin ve kil. Bunların hepsini karıştırdık. Gördüğünüz gibi krem kıvamına getirdik. Evet. Şimdi önce yıkandık. Evet. Banyo güzelce yıkandık. Kurulandık. Kurulandık. Sonra geldik bu kremi boyundan aşağı her yerimize kadar sürdük. Kasık aralarımıza, koltuk aramıza, parmak aramıza sürdük. Sonra şöyle biraz bekledik. Kurudu bu. Kurur hemen. Kuruduktan sonra da elbisemiz yani pijamamızı giyeceğiz. En az kaç saat dursun hocam? 8 ila 12 saat durması lazım. 8 ila 12 saat. Akşam yeniden yıkanacak, yeniden süreceğiz yani, aynı işlemi. Yani 8 saat durduktan sonra yıkanacağız. Bir daha süreceğiz. Aynı işlem sürülecek. Tekrar aynı pijama giyilmesini tavsiye ediyoruz. Neden? Tamam. O pijamada da bir iki tane parazit bulaşmış ise onlar dönsün. Onun için 3 gün üst üste aynı. Aynısını giydi. Pijamayı giysin. İkinci gün tekrar yıkanması lazım. Yani uyuzda sabırlı bir tedavi gerekiyor. Çok sabır. İster doktorlarınızın yazdığı reçete, ister eczanelerden aldığınız ilaçta da olsa hepsinde hocamın söylediği gibi sabah akşam sürme ve üstünüze 8 saat durması lazım. Bu bizim yaptığımızda doktora gidene kadar. Sadece de, bende var hocam, ötekilere gerek yok. Hayır, kuluçka süresi Türkçesi 14 gündür. Ha. 7 ila 14 gün. Öbür hanımında 7 gün sonra çıkabilir. Çıkıp. Aynı yatakta yattığımız halde bulaşmadı hocam. 7 gün sonra çıkar. Tekrar 7 gün sonra onu tetik. Tekrar kocasına bulaşır. Ha böyle süre böyle. Aynı gün aynı anda bulaşsa da bulaşmasa da bir aile 7 kişilikse herkesin bu tedavi uygulaması. Bir de çarşaflarınızı çok güzel kaynatacaksınız. Çarşaflarınızı dışında elbiselerinizde yıkanamayacak elbiseler varsa onları da bir torbaya koyacaksınız. Ağzını bağlayacaksınız. En az 3 ila 5 gün arasında dışarıda duracak. Duracak. Doğru mu hocam? Evet, sonra açtığınız zaman ölmüş olacaklar. Parazitler. Evet hocamıza çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ olsun, var olsun. Bizi gene aydınlattı. Çağımızın en büyük dertlerinden uyuzla ilgili güzel bilgiler verdi. Evet bakalım başka ne güzellikler göreceğiz. Hadi buyurun gidelim. Sağ olun. Bugünlerden sonra da çok önemli, değerli bir tedavi şeklini anlatmış oldunuz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.